Oo, stajyer. Günaydın, hoş geldin. Biraz geç kaldın. Yüzerek mi geldin yoksa? Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Dün gece biraz boğuldum da. Yani her anlamda. Boğulma işlemine konu olmak, havasızlıktan ölmek, bunalmak. Yani geç kalmamın bir mahsuru yoktur herhalde diye düşünüyorum ve yerime oturuyorum. Yok, yok. Otur. Daha yeni başladık zaten. Not almaya başlayabilirsin. Ben mi? Yok, ben alamam ya. Kalem, defter hiç. Yani görmüyor musunuz? Hiçbir şeyim yok. Yok ki. Sınıfta kaldın, haberin yok. Şaka. Buket, not sende. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Kapak. Ya bu şey vardı hani, eski bir slogan. Mesela şey desek, flamingo bu kapak. Reddedildi. Madem konumuz sokak modası, o zaman sokaktan... Reddedildi. Reddedildi. Teşekkür ederim. Bizim bir kum saati var. Ne oldu ona? 30 saniye vardı. Evet. Arkadaşlar benim bir fikrim var. 7'den 70'i herkesin özlediği, sokaktan gelen, konumuza da tam uygun, sansasyon yaratacak biri. Günseli Yıldız. Harika fikir ya. Yani bu söylediğime gerçekten şu an şaşırıyorum ama 7 öldür hakkını ver yani. İyi fikir gerçekten. Bence de aradığımız isim. Ama kadın yıllardır ortada yok. Ne sahne, ne röportaj. Tek bir fotoğrafı bile yok. İşte bu yüzden sansasyon yaratacak. Şimdi madem öyle bir durum varsa yani, kadını bulamıyorsak bir özel dedektif tutabiliriz. Ya da isterseniz ben dijital ayak izlerini takip edebilirim. Yok artık Cemal. Gerek yok. Ben bu işi halledebilirim Yiğit Bey. Bana güvenebilirsiniz. Güzel Neşe. Deniz, sen de Neşe Hanım'a yardımcı olursun. Evet, edebilirim. Çok suyuttuğundan yaramadı ona. Kafa gidip geliyor. Anladım. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Çalışmalara başlayabilirsiniz. Deniz, sen de evine git, dinlen biraz. İzinlisin. Öyle mi? Hı-hı. Çok iyiymiş. Güzel şeyler olabiliyor demek ki arada. Güzel. Çıkmadan bir dakika bekler misin? Olur. Arkadaşlar siz çıkın. Sen kızdın mı bana? Yok, niye kızayım? Dün çıktım gittim. Sonra da gelemedim. Arayamadım. Nasıl olduğunu öğrenemedim. Olsun, düşünmeniz yeter bence. Düşündüm. Düşündüm Deniz, çok düşündüm hem de. Yani evet, kabul ediyorum. Biraz zorlu olacak ama bu zorlukları aşacak bende cesaret de var, güç de var. Deniz Aslan'la birlikte olmak için her şeyi yapmaya hazırım. İyi dinlen. Bu ikisi nereden? Hı? Vatan gemiyi önce fareler terk eder. Unutmayın bu sözü. Duydunuz mu beni arkadaşlar? Böyle olmaz. Biz bu şekilde bu dergiyi kurtaramayız. Biraz çalışmamız lazım. Biraz olayın farkına varın. Hadi! We'll be right back.
Ne bu hareketler böyle? Hı? Neyin havasındasınız siz? Günsel Yıldız işi okey. Bu kıza dikkat etmem ben. Ve karşınızda Günsel bir kız çıktın ya Allah aşkına ya. Ya sen hepimizin hayatını kurtardın. Deniz, bir şey söyleyeyim mi? Bak mesela sen bir aplikasyon olsan ben telefona kesin indiririm. Bir de 5 yıldız çakarım. Öyle saygım var yani. Tebrik ederim. Hey bir dakika, benim hala birleştiremediğim parçalar var ya. Nasıl oldu da siz birbirinizi buldunuz? Nerede yaşıyormuş bunca zaman? Neredeymiş? Niye sahne yapmıyormuş? Ya anlatın hadi, çatlatmayın adamı, aşk olsun. Ne anlatacağız ya? Flamingo 20. yıl sayısı çıktığı zaman bir zahmet afetle okursun. O kadar gizemler falan. O derece. Abi çok ilginç ya. Buraya mı? Ne kadınlar var ya. Çok iyi bir iş başardın. Tebrik ederim. Tuna'yı da unutmayın bence. Ben sendeki potansiyeli görüyorum. İnsan ilişkileri konusunda doğal bir becerin var. Garip bir şekilde iş bitirirsin sen. Ama? Ama? Ama. Hep bir ama vardır yani. Evet, bekliyorum sizden. Yok. Mesela kendini ödüllendirmeyi de bilmelisin. Çok büyük bir iş başardın ama suratından düşen 1000 parça. Ne yapayım? Ödül mamasını verin kendime, ne yapayım yani? Mutlu değilim belki. Belki şu anda ağlamak istiyorum. Gülmek zorunda mıyım mesela? Kendimi ödüllendireyim mi? Ne yapayım? Ne istiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Nereden bileceksiniz? Bilmem. Bilemem. Bilmeme de gerek yok zaten. Sen eve iş getirmeyin diye bir söz duydun mu hiç? Hı, duydum. Eve iş getirme. İşe de ev getirmeyeceksin Deniz. Eğer özel hayatınla iş hayatını birbirine karıştırmazsan kariyer basamaklarını teker teker... Ben var ya, ben o kariyer basamaklarını... Teker. Deniz, Gülsel Hanım'la alakalı acil bir durum var. Hemen gelmen lazım. İyi bir şey söyleyecektim ama ben. Allah Allah. Kimse yok mu? Hoş geldin. Herkes nerede? Herkes çıktı. Sadece ikimiz varız, yalnızız. İkimiz mi? Adamın yanında durmaya dayanamıyorum. Yalnızız diyor. Ne yapsam? Nerelere kaçsam? Seni ben çağırttım çünkü...
Gelsene. Gel. Gel otur şöyle rahat rahat konuşalım. Yanıma otur diyor ya. Oturamam. Neden? 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 Çünkü hemen orayı. Deniz orada mısın? 15 dakikadır bekliyorum seni, merak ettim. Geldi. Ses çıkarma. Deniz, benden kaçıyormuşsun gibi bir his var içimde. Nedenini sorabilir miyim? Soramazsın. Oyun oynayacak vaktim yok Deniz. Benim de yok, seni de görmek istemiyorum Ayşe şu anda. Canım acıyor ama söylemiyorum. Efendim? Kafamdakini söyledim yine. Deniz, ne dediğini anlamıyorum. Bak, vakit daralıyor. Zamanım kısıtlı. Günsel Hanım Neşe'yle röportaj yapmak istemedi. Vaz mı geçmiş? Hayır, vazgeçmedi. Ama Neşe'yi istemiyor ya da başka birini. Ofiste hiç kimseyi istemiyor. Az önce herkesi gönderdim, birazdan benle çıkacağım. Sadece seni istiyor. Neşe buna biraz alındı ama yapacak bir şey yok. Sonuçta iş yapıyoruz. Yok canım. Yok ya, hiç alınacak bir şey yok. Bunlar olur. Bunlar hayatta yaşanan şeyler yani, çok normal. Yani böyle benim gibi o da sakin karşılamayı biliyordur. Zaten deneyimli bir insan kendisi. Saygı duyuyorum ama çok da şey yapmamak lazım. Böyle aniden olunca olur, o da insan yani. Bir konuşursanız. Ben yani sonuçta beni istemiş Deniz Aslan, anlatabiliyor muyum? Ben aynadaki ben. Ben Deniz Aslan. Deniz Aslan var, çok güzel ya. Beni istiyor ya. Beni istiyor, beni isteyeceksin ya. Ne diyeyim? Özür dilerim. Özür dilerim. Sizi çok üzdüm. Üzdüğüm için özür dilerim. Her şeyi ben yaptım. Ben yaptım. Çok özür dilerim. Gözlerinizin içine baka baka özür dilerim. Gitme. Yok ya. İnceldiği yerden kopsun ya. Ha? Kopsun mu? Kopsun. Kim korkar Aynkurt'tan? Ben mi? Yok ya. Kim korkar Aynkurt'tan? Kim? Ha? Kim? Deniz. Ne yapıyorsun Deniz? Uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben yaptım. Benim suçum. Evet. Her şeyi ben yaptım. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ne yapayım? Cezamı çekmeye hazırım. İstifa edebilirim. Söylemek istediğim bu yani. Özür dilerim. Tamam. Sorun yok. Toplantı yapacağım. Gündemimizde sen varsın. Gündemde ben mi varım? Bir dakika, kovuluyor muyum ya? Kovuyor musunuz beni? Hadi, geç kalma. Afiyet olsun, sonuçta kovuldum. Gazi çıkma, otur sen de kal. Ben mi? Sen de bu zamana kadar işe yaramadı. Arkadaşlar, toplantıya başlamadan önce hepinizle konuşmak istediğim bir konu var.
niye herkesin içinde konuşuluyor ya? Senle benim aramda, özel. Bir de İran. Konumuz... stajyerimiz Deniz Aslan. İnfaz başlıyor. Tatlı komşu Ayşe teyze. Emekli Salih öğretmen. Hepinize, hepinize elveda. Dostlar, elveda. Bakın. Bu kız var ya, bu kız. Bu kız. Bu kız. Çok acayip bir şey yaptı. Nasıl da yavaştan alıyor ya. Sapla bıçağı, oyalanma. Dur. Şehadet getireyim de. Sonra yap. Eşeden. Önce Günseli Yıldız'ı röportaj için ikna etti. Sonra röportajını da bizzat kendi yaptı. Kapak fotoğrafçımızı da yine kendisi ikna etmişti. Onun sayesinde ayarlamıştık. Merhumu nasıl bilirdiniz kısmına geldik şimdi. Ölmeden mezara koydular beni. Gençliğim ama... Özel sayımızın dergimizi kurtaracağıyla ilgili hiçbir şüphem kalmadı arkadaşlar. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. O yüzden bizim yeni bir stajyere ihtiyacımız var. Ben. En kısa zamanda ilana çıkalım. O ilanı da bana hazırlatır kesin. Kesin. Son işim. Çünkü Deniz arkadaşımız genel koordinatör yardımcılığına terfi etti. Ne? Evet arkadaşlar, bu alkışlanacak bir şey. Of, Buket çok kıskanacak var ya. Kovulmadın mı ben? Ne kovulması Deniz'cim? Seni terfi ettirdim. Bundan böyle benim özel asistanımsın. Gelecekteki yazı işleri müdüresi adayı. Wow, Deniz. Bravo. Bravo valla, benim bu sürekli level atlayan karakterler gibisin yani. Sen de kariyer basamaklarını böyle üçer beşer çıkıyorsun. Çakamak. Asansörde kalmıştım ben en son. Siz ne diyorsunuz Neşe Hanım? Yoksa Deniz tahtınıza göz mü dikti ha? Ben bulunduğum pozisyona uzun yıllar süren çalışma ve çabalarımla geldim. Sizin pozisyonunuza saygı duyuyoruz canım biz. Sizin pozisyonunuzu tartışacak şeyimiz yok bizim. Tebrik ederim Deniz. Umarım bu zamansız yükselişin... Tebrik kısmını geçtik herhalde. Evet, herkes çok mutlu, herkes çok sevindi. Ben de tebrik ederim Deniz'ciğim. Aferin. Bundan sonra gözüm üzerinde. Hep seninle dip dibe yan yana olacağız. Neyin peşinde bu? Zamana yayılmış bir intikam mı? İntikam, soğuk yenen bir yemek mi? Dondurulmuş bir gıda mı? Bir şey söylemeyecek misin? Soğuk, bademciklerim şişirdiği için mi böyle konuşuyorum? Deniz, şişt, müdür. Bak bir şey demeyecek miyiz? Deniz. İntikamınızı nasıl alırdınız? He? Tam olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bir takımız. Takım olarak çalışmalıyız. Ben terfi almış olabilirim. Evet arkadaşlar. Ama biraz tempo. Bu forma için terleyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Soyunma odasında taktik vereceğiz birbirimize. Krampon'lar. Güçlü bir takım olmak. Ve biz... Geldiğin iyi oldu Deniz. Benim de seninle konuşmam gereken bir durum vardı. Yalnız kaldık ya. Şimdi patlatacak bombayı. Bak. Seninle bundan sonraki ilişkimizde... Efendim? Ne? Nasıl yani? Kafasında ne var? Öğrenmem lazım. Planı ne? Bir planı var mutlaka.
Öyle mi diyorsun? Hayır, hayır. Tabii, tabii. Ne yapıyorsun sen? Kavrulmuş. Kolay mı ya? Efendim? Hayır, ben kararımı verdim. Ne varmış burada? Sevgili James, bu sefer kaçışın yok. Buraya geleceksin. Çünkü çok büyük bir şey hazırlanıyorum. Belki kızacaksın ama bu hayata veda ediyorum. Beklemedim. İşim vardı. İşin mi vardı? Evet. Yiğit, bir şey... Geç kaldım, sonra görüşürüz. Ama bunu düşürdün. Görüşürüz sonra. Herkes dalga geçiyor benimle. Deniz de yakında istemez beni. Sulu gözlü şükreyi ne yapsın ki? Çok bunaldım. Eşkıya filmindeki gibi çıkacağım en yüksek binanın tepesine, atlayacağım aşağıya. Öldürecek kendini. Yiğit! Yok canım. Ne intiharı? Aşmıştır bunları ya. Koca adam ya. Deniz, ne yapıyorsun? Deniz, burası benim alanım. Sınırlarımızı bilelim, değil mi? Yavaş. Sakin ol. Şu fitness dosyasına bir bakalım. O mektup, bu mektup. Deniz. Hayat çok güzel bir yer, gerçekten. Yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Şükrediyorum yani, şükürler olsun. Biraz önce su içtim ve ne kadar güzel bir şey su içmek. Evet. O yüzden şu fitness dosyasına bir bakalım diyorum. Evet, ne güzel. O da güzel. Çok güzel bir şey. Şükürler olsun ki fitness var. O da var. Ne güzel. Yaşıyor. İnsan yaşadığını anlıyor. Kaslar çalışıyor. Spor, yaşamak, sağlık. Onu mu demek istiyor? Koşu bandı sonu oldu diye bir gazete haberi okumadım bugüne kadar gerçi. Benden intikamını böyle mi alacaksın Yiğit? Bu hayata veda ederek. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.